Merhaba web teknolojicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber karnaval uygulamasını inceleyeceğiz. Karnaval uygulaması şuradan da görebileceğimiz gibi bütün radyoları, yani bütün demeyelim de hani belli başlı radyoları tek bir çatı altında toplayan bir uygulama. Kısacası bir uygulama değil aslında radyo özelliği olmayan telefonlar için ya da radyo özelliği de olsa birçok bunun ekstra özellikleri var. Kullanabileceğiniz bir radyo internet üzerinden dinliyorsunuz arkadaşlar. Yani sizin kotanızdan gidiyor bunu dinlediğiniz zaman. Ancak öyle deli dehşet bir kota gitmeyecektir. YouTube izlemek gibi vesaire. Çünkü görüntü olmadığı için ve çok yüksek bir kalitede müzik yayını yapmadığı için yani yapar da hani kotalı insanları düşündükleri için bunu biraz kısıyorlar. Çok deli dehşet bir kota girişi olmayacaktır. Şimdi dilerseniz bir radyoyu açalım. Ya da bu menüdeyken ben size göstereyim. ilk önce şurada bir araç modu var arkadaşlar. Kendi menüsü biraz daha karışık. Araç moduna geçtiğiniz zaman menüyü çok kolaylaştırıyor. Çok kolay bir hale sokuyor. Bu araç modu arkadaşlar. Buradan direkt play'e bastığımızda çalmaya başlıyor. Karnaval'ın kendi podcastleri var. Haber, spor vesaire gibi şeylerle ilgili. Buradan podcastleri direkt bağlanabiliyoruz. Ya da şuradan karışık herhangi başka bir radyoya geçmemizi sağlıyor. Karnaval uygulaması bütün platformlarda var ve ücretsiz durumda. Bütün platformlar derken Blackberry'de de var arkadaşlar. Hatta Nokia'nın Ovi denen çok eski bir mağazası var. kullananlar vardır muhtemelen. O mağazadan da karnavala ulaşabilirsiniz. Zaten Windows Phone, Android ve iOS'leri söyleme gerek yok. Onlarda da var. Ücretsiz bir uygulama bu. Şimdi şöyle biraz menülerine bakalım. Bu kısma tıkladığımız zaman şu an çalan şarkı. Zaten burada açık Murat Dalkılıç çalıyor. Şu an play e basmadığım için başlamadı. Önceki şarkılar dersek bu radyodaki Süper FM ikinci kanalındaymışız. Bu radyoda daha önce çalınan şarkıları görüyoruz açıklayalım bakalım. Daha önce Emre Altuğ çalmıştı. Hande Yener vesaire. Neler çaldıysa söylüyor. Üzerine tıklayınca hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Daha önce çalan şarkıların bizim ne gibi bir işimize yarayacak onu da merak ettik. Ancak o gün çalan şarkıları merak ediyorsanız radyoda buradan görebilirsiniz. Şu menüden devam edelim. Haberler kısmı var. Haberler kısmında dünyadan çeşitli haberler çıkıyor karşımıza. Podcastlere bakalım. Bu arada şu an arkada müzik çalmaya devam ediyor. Ben kıstım. Youtube'da teliften dolayı ya sesi kapatıyorlar ya da bir şeyler oluyor. O yüzden şu an size ses gelmiyor. Fakat arkada şu an radyo çalmaya devam ediyor. Buradan dilediğimiz bir podcast'i seçip dinleyebiliyoruz. Gündem var arkadaşlar. Gündemde de şu şekilde haberleri tıklıyoruz. Açalım biraz sesi. sonrası itibariyle gündemin bir özetini Duyduğunuz bilmiyorum ancak hani karnaval.com'da hazırlanmış güzel haberler var. Öğleden sonraki gündemi bize anlatacağını söyledi sunucu. Yani gayet güncel bir şekilde haberleri alıyoruz ya da hava durumu, finans haberleri, spor haberleri, soundcheck ajanda diye seçenekler var. Bunlardan dilediğimizi seçebiliyoruz buradan. Onun dışında yayın akışı zaten buna bakmaya gerek yok. Bildiğiniz radyolardaki yayın akışını gösteriyor. Süper 20 de işte listelerdeki ilk 20 sırayı gösteriyor. Neler varmış neler yokmuş. Şöyle ana menüye dönelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birçok radyo var. Hani hangi ruh halindeyseniz ona göre seçebilirsiniz. Moodunuza göre. istediğiniz radyoyu açabilirsiniz. Şuradan bir tane rastgele açalım. Çalmaya başladı şu anda. Ancak ben yine az önce belirttiğim sebepten dolayı sesi kısmak durumundayım. Şu an bu sanatçı çalıyor. Dilersek Buradaki yukarıya dönük olan ok işaretinden sanatçı bilgilerine ulaşabiliyoruz. Gördüğünüz gibi kimmiş neymiş soyu sopu nereden geliyormuş hepsini öğrenebiliyoruz. Dilersek şuradan likelayabiliyoruz. Daha sonra menüden bu favorilerden ulaşabiliyoruz bunlara. Dilersek de üstte bir paylaşma düğmesi var. Gördüğünüz portallarda paylaşabiliyorsunuz. Onun dışında mesela bir konseri var bir sanatçının. Burada bilet al diye bir seçenek çıkıyor. Direkt oraya tıklayıp biletini alabiliyoruz konseri için. Bir de bu uygulamanın tablet versiyonu da var arkadaşlar. Bundan biraz daha farklı. Yalnız onda şöyle bir sorun var. Diğer sanatçıya geçtiği zaman sanatçı bilgisi güncellenmiyor. O radyoyu açtığınız anda hangi sanatçı varsa onun bilgisini gösteriyor. Mobilde böyle bir problem yok. Onun da zannedersem bir update'lik işi var. Sizlerle beraber bu videomuzda karnaval uygulamasını inceledik. Karnaval dediğimiz gibi çok basit, kullanımı ücretsiz olan bir radyo uygulaması. İçinde birçok radyo kanalını barındırıyor. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.